Değerli hakemlerimiz, göreve gelişimizin ardından 2 yıl geçti. Siz hakemlerimizle 3. sezona hep birlikte hazırlanıyoruz. Bu süreçte hep yanınızda olduk. Sizlere inandık ve de destek verdik. Hakemliği daima ayrı bir yere koyduk ve bütün seminerlerde de hep beraber bir arada olduk. Öncelikle Merkez Hakem Kurumumuza ve hakemlerimize geçtiğimiz sezonun tamamlamasında verdikleri katkılardan dolayı özel olarak teşekkür ediyorum. Olağanüstü zor bir süreçti. Bir taraftan salgınla mücadele ederken, diğer yandan yoğun maç trafiğinde görev yaptınız. Tüm tedbirleri almanıza rağmen maalesef aranızda COVID'e yakalanan hakemlerimiz de oldu. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yeni sezonda hepinize öncelikle sağlık diliyorum. Süper Lig'de tarihi bir sezonu geride bıraktık. 42 haftalık maç maratonunda şampiyon olan takım son maçta belli oldu. Yine aynı şekilde TFF 1. Lig'de 3 takım son maça şampiyonluk hedefiyle girdi. 420'si Süper Lig, 144'ü Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 2020-21 sezonunda 2692 maç oynandı. Yani haftada ortalama 70 maç demektir. Antalya'da pandemiye özel formatıyla düzenlediğimiz Türksel Kadınlar Ligi, Süper Lig ve TFF 1. Lig'de de U19 gelişim ligleri ve bölgesel amatör ligleri de bunlara eklediğimizde sezon tarihinde görülmemiş yoğun maç trafiğinin de üstesinden başarıyla geldiniz. Her bir ligde büyük heyecan yaşanırken özellikle son haftalarda sizlerin performansı hepimizi çok mutlu etti. Zor şartlara rağmen çok iyi bir sezon geçirdiniz. Ancak hatalar da oldu ve haklı da eleştirilere maruz kaldık. Eksiklerinizi tespit edip bunlardan ders alarak 2021-2022 sezonunda daha başarılı olacağınıza da yürekten inanıyorum. Değerli katılımcılar, Türkiye Futbol Federasyonu olarak Türk hakemliğinin her zaman Avrupa standartlarında olmasını istiyoruz. Bunun için de her türlü maddi ve manevi desteği de veriyoruz. Bugün hakemlik müessesesi 1500'ü profesyonel liglerde görev alan toplamda 6500'ün üstünde hakemlerden oluşan büyük bir ailedir. Bu aile için profesyonel hakemlik, uluslararası eğitimcilerden eğitim şansı, donanımlı VAR merkezi ile birlikte tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Tecrübeli ve gençlerden oluşan bir hakem kadrosuna sahibiz. Hepsi birbirinden kıymetli. Türk sporuna hakemlikleri ve yöneticilikleriyle bugüne dek önemli katkılar sunmuş olan Merkez Hakem Kurulumuz var. MHK Başkanımız Sayın Serdar Tatlı'ya ve kuruluna da inancımız tamdır. Türk hakemliğinin yönetim istikrarına ihtiyacı var ve istikrardan yana olmaya da devam edeceğiz. MHK bir sistem kurmak için çalışmalarına devam ediyor. Bu sene hakem klasman sistemimiz değişti. Yeni sezonda 25 Süper Lig hakemimiz görev yapacak. Ayrıca da
VAR kadromuzu genişlettik. Futbol hızla gelişiyor. Bununla birlikte teknolojik imkanlar artıyor ve buna ayak da uydurmamız gerekmektedir. VAR teknolojisi değişen futboldaki en önemli devrimlerden biri olarak 4 sezon önce dünyamıza girdi. TFF, video yardımcı hakem sistemini ilk uygulayan federasyonlar arasında yer aldı. Avrupa'da öncü oldu. Hızlı bir gelişim kaydediyoruz. İnanıyorum ki 4. sezonumuzda üstüne koyarak yolumuza devam edeceğiz. Kulüplerimiz zaman zaman, biraz evvel Sayın Ağoğlu'nun da dediği gibi, şikayet edebilirler. Emin olun, bizlerle bir araya geldikleri her toplantıda VAR'ın faydalarından ve futbolda adaleti sağladığından her zaman övgüyle bahsetmişlerdir.